Merhaba değerli TV izleyenleri, Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Önder Özen ve Kaan Kural'la beraber sizlere gündemdeki gelişmeleri farklı bir açıyla sunmaya çalışacağız. Hemen konularımıza başlıyoruz. Wesley Snyder bugün basın toplantısında derbiye yönelik konuştu ve onun iddiasına göre Fenerbahçe Galatasaray derbisi kesinlikle oynadığı en büyük derbi. Neler söylersiniz hocam? Oynadığı en büyük derbi olduğunu kabul etmesi bizim için iltifat. Yani ülkemizin derbisi. Tabii gördüğüm en büyük derbi demiyor veya duyduğum, bildiğim en büyük derbi budur demiyor. Aslında Real Madrid'de de önemli derbiler oynadı ama böyle değerlendirmesi bizim için hoş. Bizim derbimizin nesi yüksek veya diğer derbilerle arasındaki fark nedir? Acaba izlenme oranı mı yüksek? Değil. Veya duygusu mu yüksek? Belki. Atmosferi mi yüksek? Evet, belki. Yani böyle değerlendirebiliriz ama yani bu ülkede oynadığı için bunu söylüyor. Eminim Boca Juniors'ta oynasa belki orayı da söyleyebilirdi. Biraz bize iltifat etmiş. Kabul ettik iltifatı. Biraz şirin mi gözükmek istedi? Yok, biraz öyledir ama. Bulunduğun yeri biraz daha fazla önemsersin. Bir araya gideyim. Yani. En iyi derbi diyorum ama en kaliteli derbi demiyorum dedi. Onu da söyleyeyim yani. Onu da söyledi. Onu da söyledi zaten. Abi o kadar da o kadar da abartmayalım demiş. Yani, hocamın söylediği son şey çok doğru. Yani şimdi burada oynadığı için ne desin adam yani doğal olarak. Çok yani buna ne kadar inandığından geçtim. Bunu söylemesinden daha doğal bir şey olamaz. Ama yani bakıyor, düşününce Inter Milan derbisi oynadı aynı zamanda. Onu düşündüğümüz zaman Inter Milan derbisi Fenerbahçe Galatasaray derbisinden daha mı büyük, daha mı küçük? Bunu değişik açılardan değerlendirirsen değişik kriterler, hele onun oynadığı, şu anda belki hani İtalya futbolu çok büyük düşüşte olduğu için son 7-8 senedir. İtalya futbolu değil, pardon, İtalya ligi. İtalya futbolu dememek evet. Lazım. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani belki biraz daha gerçekçi olabilir ama onun oynadığı dönemde hala İtalya ligi çok üst düzeydeydi ve Inter Milan en azından kalite olarak Fenerbahçe Galatasaray kesinlikle daha kaliteli. Ha, taşıdığı psikolojik atmosfer vesaire gibi şeyler düşünüldüğü zaman atmosfer açısından dünyanın en ateşli derbilerinden. Ama bu kaliteli mi, iyi mi? Hani iyi sıfatının altında... İyi neye göre iyi? İyi neye göre iyi diye değerlendirmek. En, pardon, büyük demiş, en büyük der. Büyük neye göre büyük? Atmosfer açısından büyüklük diye düşünürsek... Hani bir ihtimal belki olabilir, hani çok da Snyder taraftarın ya da işte izleyenlerin ağzına bal çalmış diyemeyiz. Ama ben çok objektif bakarsak Inter Milan bence daha büyük bir derbi. Barcelona Real Madrid'de de oynadı. Çünkü şöyle düşünelim, Galatasaray ile Fenerbahçe'de yüzer yıllık camialar olsa bile Inter ve Milan'ın o yüzyıllık geçmişindeki... Tabii, kültürel miras çok daha fazla orada. Kültürel mirasları yani. Falan daha yüksek şimdi. Onu öyle... Yani Galatasaray Fenerbahçe'nin daha büyük bir derbi olduğunu iddia etmek çok objektif gelmiyor bana. Ama bir açıdan hocamın söylediği gibi şey payı da var. Yani bir temeli var. Çok güçlü bir temeli olmasa da. Buradayken de daha farklı bir şey söylemesini bekleriz. Ama bu iltifatı kabul etmek de evet. Gayet keyifli. Süremiz bitti. Tam da zamanında bitirdin Kaan abi. Teşekkür ederiz. Başka bir konu. Yine Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren bir konu. Hacı ve Alex arasında. Alex bir açıklama yaptı ve dedi ki Hacı dedi kazandırdıkları açısından benden çok daha iyi bir futbolcuydu. Bunu böyle yorumladı. Hacı'nın da cevabı hangimizin daha iyiydi bunu söyleyemem. Çünkü hiç karşı karşıya oynamadık, karşılaşmadık dedi. Evet. Aslında karşı karşıya oynadıklarında mı çıkar? Kimin daha iyi olduğu? O da bir tartışmaya açık. Çünkü karşı karşıya gelen birçok futbolcu var. Bazen Messi'ye karşı kazanıyor futbolcular veya Maradona da bazı rakiplerine karşı kaybetti. Kulüpteyken Platini'ye karşı kaybetti. Bazen kulüpteyken Platini'ye karşı kazandı ama orada kimin büyük olduğu, kimin daha iyi olduğu belliydi. Bu biraz aslında biraz açmaz bu konu. Kulüpler açısından bakarsak eğer Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiriyor dediğin için söylüyorum. Eğer gerçekten öyle bakarsak işin içinden çıkamayız. Çünkü o zaman renkler devreye girecek. Biraz sanki kulüplerin hangisinin daha büyük olduğunu değerlendiriyor gibi olacağız. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu iki oyuncu da benim Türkiye'de bir dönem yaptığım da büyüklerimizden, tırnak içinde büyüklerimizden tepki aldığım bir tanımlama. Bu oyuncular son Armador'lardı. Armador oyuncu, yani klasik on numaradan bahsediyorum. Ve klasik on numaranın daha ötesi olan oyuncudan bahsediyorum. Bunun basketboldaki karşılığı belki Michael Jordan olabilir. Oo. Armador, yani tek başına işi gören, maç kazandıran, sezon kazandıran oyuncudan bahsediyorum.
Bu her ikisi de Armador oyuncuydu. Son Armador Alex'ti. Hatta onunla ilgili de bir yazı yazmıştım. Sevdiğim bir yazıydı. Buna ben biraz Cruyff gibi yaklaşmak istiyorum. Hatta şey gibi Arjantin milli takımının eski teknik direktörü ismini hatırlayamadım şimdi, görüntüsü gözümün önünde, şahane bir tanımlama yaptı. Kimin büyük olduğunu bırakalım, keyfini çıkaralım. İzlerken keyfini çıkaralım diye. Ben ikisini de keyifle izledim. Sağ içinde farklı futbolculardı ama temelde ikisi de bir armadordu ve ikisi de çok saygıdeğer oyuncular olmayı başardılar. Kaan Kural? Ya şöyle, şimdi gerçekten ikisini de izleyip keyfini çıkarmak en doğrusu. Fakat açıkçası kıyaslamak da çok eğlenceli bir şey. Yani ne olursa olsun. Kesinlikle öyle. Şimdi, özellikle iki farklı takımda oynadıklarının dolayı. Ya şu anda da mesela bunun modern global örneği de şey diyebiliriz. Messi, Ronaldo yani örneği. Şimdi doğal olarak çok sağlıklı ve çok gerçekçi, ikisini de haklı çıkarabilecek nedenler bulabiliriz. Bir kere Hagi daha yüksek bir çıtaya çıkardı mı? Çıkardı. Daha büyük maç oynadı mı? Oynadı. Ama yani ben kendi kriterlerimden, kendi cevabımdan aldım. Bence devamlılık daha önemlidir. Ve Alex'in Türkiye'de geçirdiği dönemde Alex'in yüksek performans gösterdiği 7-8 sezon gibi bir sezon var. O sezonlarda muazzam işler yaptı Alex. Yani sayısal büyük maç, olarak sayısal da. Olarak yani sadece şey oyun kurucu değil, bir santrfor kadar gol atıp en kritik maçlarda devreye girip, yani mesela hiç unutmadığımız Alex'in kaç tane kafa golü olduğunu geçen gün bir yerde okumuştum da ben inanamadım. Yani hani sonuçta Alex kaç kafa golü atabilecek, yani kafa golü atabilecek bir oyuncu olarak düşünmüyorsun ama en kritik yerlerde, en kritik pozisyonlarda mutlaka bunları kullanıyordu. O yüzden daha uzun bir süreye, daha uzun bir sürede etkinliğe yayıldığı için ben Alex'in daha derin bir etki bırakmıyorum. Bu daha büyük olduğu anlamına gelmez. Bıraktığı etkinin daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Galatasaray'ın belki de tarihindeki en görkemli dönem ve belki de Türkiye kulüp tarihinin en önemli dönemlerinden birine imza attığı için de onun rengi daha keskin bir renk, böyle göze bir anda batıyor ama daha büyük bir renk bıraktığını düşünüyorum ben Alex'i. Tabii burada aralarındaki yaş farkından da bahsetmek lazım. Tabii. Sonuçta Alex Türkiye'ye geldiğinde 27-28 yaşındaydı ama Hagi geldiğinde 30 yaşını geçkindi. Oynadığı sürede bundan dolayı tabii ki farklılık gösterdi. Hacı'nın tabii bir de geçmişi ve milli takım geçmişi de ona biraz Dünya Kupası finalleri oynadı. Evet, süre bitti. Devam ediyoruz. Yine Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tabii ki pazar günü, artık hepimizin gözü kulağı orada olacak. Ve Grim Sunus akla gelen ilk isim. Çünkü Galatasaray uzun zamandır kazanamıyor Kadıköy'de. Ve Grim Sunus'un o bayrak diktiği maç her zaman akıllarda. Bir açıklama yaptı Sunus. Dedi ki ben o gün o hareketi yaptım ama yaptığım anda aklımdan bunun pek de akıllıca olmadığı geçti. Ama artık iş işten geçmişti dedi. Hocam siz ne dersiniz? Teknik direktörlük yaptınız. Evet. Böyle bir maçta böyle bir hareket yapar mıydınız siz? Kimse buna yaparım demez. Tabii. Yani Graham Sunus bana göre şahane bir itiraf bu. Çok güzel bir itiraf. Bütün itiraflar değerlidir aslında. Yani insana aklında olmayanı yaptıracak şey aslında atmosfer. Aklında olmayanı, tasarlamadığını, planlamadığını, hatta karşı çıktığı bir şey yaptıracak olan şey aslında atmosfer ve duygular. Gerçekten de hani biraz önce Snyder'le ilgili konuştuk. Bizim derbimizin nesi yüksek? Ratingi çok değil. Piyasa değeri hiç değil. Futbol kalitesi? Kalite olarak hiç değil. Ama duygusu yüksek bir derbi. Gerçekten duygusu yüksek. Bakın bir mezhep çatışması yok bu derbide. Veya sınıf çatışması yok, politik bir çatışması yok. Yerel bir derbi, uluslararası boyuta taşınamamış bir derbi ama duygusu çok yüksek. İşte bu duygusu yüksek derbi aklında olmayanı yaptırabiliyor bir teknik adama. Ki yani Graham Sunus uluslararası bir futbolculuğu var. Dünyanın en büyük statlarında, en büyük atmosferlerinde finaller oynamış birisi. Alışık da böyle şeylere ama İşte insana alışık olmadığını yaptıran bu duygusu yüksek derbi. Şahane de bir itiraf. Bütün itiraflar değerlidir. Güzel. Ben bana yapar mıyım? Yapmam. Kaan Kural sen yapar mıydın? Böyle seni düşünebiliyorum. Elinde bayrakla şeye koşuyorsun falan böyle orta sahaya doğru. Abi nasıl düşünüyorsun ya? Nereden çıkardın şimdi ya? Benden nasıl bir ulufatlı yarattın ya? Ya şöyle Graham Sunus onu yaptığı zaman bunu düşünebilmek mümkün ama şu anda düşünmek mümkün değil. Aslında biraz da acı olan da bu herhalde. Yani illa Galatasaray, Fenerbahçe ya da Galatasaray'da yaptığı ya da Fenerbahçe'de yaptığı diye değil. Tamam belki çok çok uygun bir hareket değil ama bunu kaldırabilecek bir hoş, en azından minimal hoşgörümüz varmış o zamanlar. Tamam Fenerbahçe taraftarı tepki göstermişti ama herhangi bir
çok aşırı reaksiyon vesaire de olmamış. Ha şimdi bunu hayal bile edemezsin ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Mümkünatı yok. Öyle bir mümkünatı yok. Tabii öyle bir kutuplaşma oluştu ki yani herkes zaten buluttan nem kapmaya hazır. Her an büyük bir saldırganlık ve işi agresifliğe dökmeye çalışıyor. Tersi de geçerli yani Fenerbahçe, Galatasaray için de, Beşiktaş ya da diğer kulüpler için de. Bu yani spordaki şiddetin olağanlaşması ve karşı taraftan, rakip olan taraftan direkt nefret etme çok çok yükseldi o günden bugüne. Hani hareket çok doğru muydu, çok akıllıca mıydı? Bence de çok değildi. Ama o anki duygulara kapılıp yapıldı ve bunu kaldırabilecek bir hoşgörüyü göstermek bence çok çok daha büyük bir olgunluk. Ama biz o maalesef bütün ülke olarak o olgunluktan çok çok uzaklaştık. Yani bunu sportif yaklaşımla bakıldığında aslında hiç de kötü değil. Yani hatta aptalca bulmadım yani sportif düşünürsek eğer. İskoçların geleneğinde böyle bayrakla koşmak da var aslında. William Wallace diyorsun adama. Evet, William Wallace. Onlar biraz bitti. Bayrakla burada da koşarlar yani. Araya girmek durumundayım. Şunu da hatırlatayım. Bu röportajı yaparken de o maketi var onun biliyorsunuz. Onun başında poz vererek evinde duruyor. Onun başında poz vererek vermiş bir röportajı da. O da enteresan bir enstantaneydi. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde, daha doğrusu önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maça çıkacak. Benfica ile karşı karşıya gidecek. İyi bir Benfica var. Son 9 maçtır yenilmiyorlar. İyi de Beşiktaş var aslında. Onlar da kendi evinde çok başarılılar. Sadece TV Bu Spor'dan yayınlanacağını da hatırlatayım. Reklamımızı da yapayım arada. Evet. Ve de sözü size bırakayım hocam. O zaman önce ben bir konuşayım. Tabii, çünkü buyurun. Hocam teknik olarak çok daha güzel detayını inceledik. Ben teknik olarak ne haddime. Ben sadece şeyden endişeleniyorum. Hocam ben soru sorarak vereyim size. Beşiktaş'ın bu alanda hiç çok 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 uzun süredir çıkmadığı bir seviyeye çıkmış olması. Ve şu anda yani turun eşiğinde bir karşılaşmaya çıkacak. Son iç saha karşılaşmaya çıkacak. Turun eşiğinde bir karşılaşmaya çıkacak olması bence psikolojik olarak Beşiktaş'ı çok kötü etkileyebilir. Benim en teknik taraftan çok benim en büyük endişem o. Peki bu soruyu sordurtan nedir? Şey, mutlaka bir şey var bunun şöyle, altında. Şöyle ne var? Başarı geçmişi olmayan spor şeylerinin geçmişi derken bu kadrodan ve bu yapıdan bahsediyorum ve bu alandaki bir başarıdan. Hı-hı. Yoksa Beşiktaş'ların ne oyuncuların ne Şenol Güneş'in başarılarına ya da kariyerlerine laf etmek asla ne niyetim ne de haddim zaten. Sadece bu kadar büyük bir başarının eşiğindeyken bir başarısızlık endişesi, bunun yaşanmamışlık endişesi çok ters tepebiliyor sporcularda. Benim tek endişem o maçla ilgili. Evet, baskı diyorsun. Evet, baskı ve beklentinin yarattığı şey, heyecan diyeyim. Evet. Beklentinin yaratabileceği negatif bir durum ortaya çıkabilir. Bu gerçek ve sormamın sebebi aslında bu sözleri söyletmekti biraz da. Çünkü gerçekten buna ben de katılıyorum. Beşiktaş'ın böyle bir durumu var. Ama bir de şu var. Yani Şenol Güneş kendi kendine de baskı yapan, bazen oyuncusuna da baskı yapan bir teknik adam olmakla birlikte bu tip durumlardan yani finalleri oynamaktan hani hep Trabzonspor'la kaybettiği finaller söylenecek belki ama geçen sene ligin finalini şahane oynattı. Dünya Kupası'nda gruptan çıkarkenki finali ve sonraki bütün finalleri şahane futbol oynattı. Yani baskıyı bir şekilde oyuncunun üzerinden almayı başardı. Bu ciddi bir problem. Bunu Beşiktaşlı kurmaylar bir şekilde çözmeli. Ama ben biraz da şu pencereden bakıyorum. 2 ay önce söylemiştim. Benfica ile 2 ay sonra oynamak çok daha zor olacak diye. Benfica sorunlarını çözerek gelmeye başladı. Beşiktaş'ı düşünelim. Beşiktaş acaba o günden bugüne sorunlarını çözerek mi geldi? Yoksa yeni sorunlar ilave ederek mi acaba geldi? Bu bir sorudur. Onu da maç günü herhalde kravat takıp konuşacağız. Öyle gözüküyor. Burada bence seyirciye de çok ekstra bir iş düşüyor. Çünkü yani herkes de çok ekstra bir beklenti olacak ama biraz bir şey... Sakin değil mi? Bir frene basarak başlamak gerekiyor bence her şeyden önce. Ya Vodafone Arena'da Beşiktaş frene basarak başlayabilir mi sizce hocam? Hayır, hiç kolay değil. Yani. Hayır, duyguların frenine. Yani oyun maçın frenine basmasın. %100 hayır. Duyguların frenine basması da çok zor. Yani orada inanılmaz bir atmosfer oluşuyor. Bu çok işte... önemli bir maç ve oyuncular dediğin gibi çok da fazla bu arenaya hakim oyuncular değil. Abi tribünden ve atmosferden aldığın enerjiyle ileriye gidebilirsin ama bu gibi bir ortamda bu enerji çok ters tepebilir. Ben ondan endişe ediyorum her şeyden önce. Bu çok yerli yerinde bir endişe Kaan'ın bahsettiği. Çünkü yani Valerangalar vesaireler, işte Göteborglar, Malmöler bunlar da konuşulabilir ama Beşiktaş sanki o dönemi kapattı. Bana öyle geliyor. Yani bu takım kazanarak gelmeye içinde bu oyuncuların winner'lar oluştu. Yani Beşiktaş'ta winner olmaya başlamış oyuncuları var.
Ben bu sefer biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Evet, Benfica ile artık oynamak hiç yani 2 ay önceki kadar kolay değil. O zaman çok eksikler var. Şimdi bir de oyun olgunlaşmaya başladı. O takım her sene yıkarlar, yeniden yaparlar ve yeniden şahane bir inşaat yapmayı başaran bir ekiptir. Yine öyle bir zorluk yaşayacağız ama ben Beşiktaş'ın o yıllar süren ya yapamayız, finali oynayamayız, maçın finalini, pozisyonun finalini, ligin finalini, Şampiyonlar Ligi'nin işte gruptaki finali oynayamayız endişesi bence seyircinin üzerinden biraz kalktı gibi geliyor bana. Biraz da futbol şansına ihtiyacı gerekiyor. Var. Kesinlikle bu şart. Öyle. Biraz kesinlikle bu şart. Öyle. Tekrar hatırlatalım. Beşiktaş-Benfica maçı çarşamba günü saat 20.45'te TV Bu Spor'da olacak. Gün boyunca hem stadyumdan hem buradan yayınlarımızda biz de izleyicilerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Her zaman şunu tartışıyoruz şu anda günümüzde. Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo mu Messi mi? Ben şimdi bunu size sormayacağım. Başka bir şey soracağım. Sor. Ronaldo Messi'yi bir kenara koyun. Üçüncü en iyi kim? Vay, Kaan Kural. Güzel soru. Luis Suarez. Suarez mi diyorsun? Neden Suarez? Bence Luis Suarez şöyle. Tabii Messi ile Ronaldo'nun devamlılığı çok yüksek olabilir ama şu anda Ronaldo Messi tartışmasının içine gelebilecek kadar iyi durumda. Çünkü tabii Suarez'in Barcelona'da o üçlü ortak forvet yapısı içinde oynuyor olması bazı özelliklerini göz ardı ediyor olabilir ama şu anda bence dünyanın en iyi gol vuruşuna sahip oyuncusu. Artı oyununu sadece ceza sahası içinde değil, iki kanada da taşıyabilecek ve iki kanattaki oyuncular yani Neymar'la Messi'yle çok iyi bir uyum sağlayabilecek kadar iyi. Devamlılığı çok yüksek. Yani şöyle... Doyumsuz ayrıca. Ayrıca çok doyum. Ya biraz fazla hatta aç. Evet, yani. Bayağı aç. Herkes ısırıyor. Isırarak bunu tatmin etmeye çalışıyor. Yani şöyle şu aşamada henüz onların seviyesine gelmesi için biraz bu seviyede kalması lazım ama gerçekçi bir şekilde Ronaldo Messi'nin seviyesine geldi mi tartışması yapılabilecek düzeyde Luis Suarez. Gareth Bale falan da denebilir belki ama ben Luis Suarez'in üçüncü hatta ilk iki için bir aday olabileceğini, ilk üç adayından biri olabileceğini düşünüyorum. Bu şeye benziyor. Novak Djokovic'in ilk defa şeyi tehdit etme, işte Nadal Federer ikilisini tehdit etmesine benzetiyorum ben. Bence Luis Suarez. Yani benim düşüncem şöyle, eğer üçüncüyü arıyorsak belki sağlıklı bir cevaba gidemeyebiliriz. Yani ben kendi içimde üçüncüyü ararken gidemedim. Çünkü Messi bir, Ronaldo iki veya bir diğeri. Onu bir tarafı koyalım hocam. Böyle hiç girmeyelim. Böyle gidip üçüncüyü ararsak acaba o İbrahimovic midir? Acaba Suarez midir? Böyle düşünebiliriz ama ben soruya şöyle cevap vermek beni bir yere götürdü. Bu ikiliyi tehdit eden ve o sıralamaya girecek belki bir tanesini arkaya alacak en büyük tehdit kim dendiğinde benim aklıma Neymar Junior dışında başka hiçbir isim gelmedi. Büyük ihtimalle. Nasıl bir forvet attı bu kardeşim ya? Biriniz Suarez'iniz, biriniz Neymar'ınız şu anda. Diğeri de zaten listede. Evet. Dünya Kupası şeyde Brezilya milli takımıyla yaptıkları da orada bir kere bir liderlik var. Yani Brezilya milli takımında 21 yaşında konlavandı taktı. Hocam Messi'de onu göremiyoruz değil mi? 23 yaşında takımın lideri oldu. Nasıl? Messi'de de onu göremiyoruz o kadar ya. Ben görüyorum biraz. Liderlikse bakın o oyunuyla lider. Milli takım anlamında konuşuyor. Oyunuyla zaten hiç o yarışmaya girmez. Oylamaya girmiyor onun futbolu. Yani el kaldıralım kimdir lider bizim liderimiz olsa hiç oylama yaptırmaz. Ama Neymar bir oylamadan da bugün Brezilya'daki futbol sendikası oylama yapsa kim sizin lideriniz? Neymar o seçimi kazanır. Lider bir oyuncu. İnanılmaz bir uyum gösteriyor ki hiç beklemiyordum. Santos'taki mesela orada Ganzo'nun önünde oynuyordu. Helikopterle Pele iniyor. Pele ile el ele tutuşarak işte sahaya çıkıyor falan. Acayip şeyleri var. Robinho'nun geldiği sene bir nazire şeyi oldu. Neymar'ın gönlü kırılmasın diye helikopterle sahaya indiler Pele ile birlikte. Yani Neymar bu ikiliyi tehdit eden dünya üstündeki bana göre tek oyuncu. Bakın uyum sağlaması büyük zeka. Yani duygularını bastırması, ateşini bastırması falan. O yarışmaya girmiş çoktan Neymar. Ben Neymar diyorum. Şimdi, bu ikilinden bir tanesini arkaya alabilir. Şöyle sıralama yapmak... Bir araya girebilir miyim pardon. Kaan abi? Önder Hoca'nın söylediğine ek olarak demin uyardılar da Neymar... Büyük bir yıldız olarak sadece olimpiyat milli takımına gitti ve takımına liderlik yaptı. Yani hiç başka bir futbolcu
böyle bir tabiri caizse topa girmiyordu. Mesela Olimpiyat Milli Barcelona'dan özel izin alındı ve Olimpiyat Milli takımında Copa America Centenario araya girdi. Bu sene maç sayısı 80-90'ı bulacak belki. O biraz yani. Olimpiyatın Rio'da olmasıyla ve 23 yaş sınırına tıkılması. Ama yine de gitti. Evet. Neymar gibi çok büyük bir dünya yıldızı gitti. Olimpiyatta oynadı. Gerçi arada büyük pazarlıklar olduğu da konuşuluyor. Ya şöyle, sözü Olimpiyat Rio'da olmasa gider miydi sence? Zor bir soru. Bence gitmezdi. Ya şimdi tabii ki çok saygı duyulacak bir isim. Yani ben ama ben yani Luis Suarez'in bir kere gol vuruşu gücünün çok 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 büyük bir fark yarattığına inanıyorum. Yani direkt o vuruş gücünün. Tamam, Neymar da çok ekstra işler yapabiliyor. O yüzden ben Luis Suarez'im. Ama aslında bu tip değerlendirmelerde biraz önce Hacı Alex vesaire de konuşurken hani hocam da söyledi, keyif almak lazım. Ben sıralamadan çok sınıflandırmanın daha iyi bir fikir olduğuna inanıyorum. Yani S sınıfı, en üst sınıfta işte 4-5 oyuncu, birinci sınıf diyebileceğimiz, yani süper sınıf ve birinci sınıf diyebileceğimiz 8-9 oyuncu katmak bence biraz daha iyi fikir. Çünkü form durumuna göre çok değişebilen, yani o kadar birbirine yakın sporculardan bahsediyor ki, form durumuna göre onların arasındaki sıralama yapmak çok gerçekçi olmuyor. Bu hafta söylediğin ertesi hafta çok geçerli olmayabiliyor çünkü. Ama yani Messi, Ronaldo kendi sınıflarını yarattıysa onun altında olacak 4-5 oyuncudan ikisinden bahsediyoruz zaten, Suarez ve Neymar. Ki ben Suarez'in bir üst sınıfa çıkabileceğini düşünecek kadar Suarez beğenenlerdenim. Sadece ısırması yeter diyorsun yani. Yeme alışkanlıkları hariç. Evet. Çok kısa soracağım, 20 saniye kalmışken. Griezmann da çok son zamanlarda araya çıkmaya başladı. Ama herhalde onların seviyesinde mi değil mi hocam? Ben buraya Griezmann'ı yazmıştım. Ama bir onda bir şey eksik gibi. Bir şey eksik. Ya veya Neymar'da fazla olduğunu zannettiğim şey, hani Brezilyalılar cingası var diyorlar ya. Yani cingası olan tek oyuncu bana Neymar'mış gibi geliyor. Bir süre daha burada oynaması lazım. Öyle doğru söylüyorsunuz. Hazırda Griezmann'da demişken, Real Madrid'den de konuşmuşken, bu hafta sonu Madrid derbisi var. Real Madrid, Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Real Madrid daha hiç yenilmedi bu sezon. Atletico Madrid'de inişli çıkışlı bir dönem geçiriyor. Ne olur maç? Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nin finalinin revanşı niteliğinde. Ya şu anda Real Madrid daha iyi durumda ve Real Madrid her zaman sonucu daha çok değiştirebilecek faktörlere sahip. Yani başta Ronaldo, işte Bale falan olmak üzere. Ama bu tip maçları çok iyi oynamayı biliyor Atletico Madrid ve yani işte teknik ekibi Simeone. Yani bu tip maçlara nasıl hazırlanacağını, hedef maç oynamayı çok çok iyi biliyor. O yüzden Real Madrid bence favori, ki hani bunu yatsıyamayız. En azından kağıt üzerindeki görüntüsü, sen de söyledin, şu ana kadarki performansları, oyuncu kalitesi vesaire açısından. Artı ne olursa olsun Real Madrid'in psikolojik bir üstünlüğü de var. Ne olursa olsun. Bu açılardan bakınca Real Madrid mutlaka favori. Ama işte bu bütün favori şeylerini dengeleyebilen bir Simeone ve hedef maç oynama geleneği var. Ben yine de yani Real Madrid'in favori olduğunu düşünüyorum. Ama göründüğü kadar ya da en azından yan yana yazıp denklemi işte teraziye koyduğumuzda Real Madrid'in ağır bastığı kadar basmayacaktır. Katılıyorum bütün görüşlerine Kaan'ın. İlave de etmek istiyorum. Real Madrid'in oyuncuları var. Atletico Madrid'in de oyunu var. Yani Real Madrid'in oyuncuları ne kadar güçlüyse ve Kaan Kural'ın söylediği gibi tek başına skoru değiştirebilecek, maçı değiştirebilecek, maçın hikayesini, senaryosunu yazabilecek oyuncular olsa da Atletico Madrid'in de maçın senaryosunu yazabilecek çok güçlü bir oyunu var. Orada roller biraz daha şey dağılıyor, daha eşit dağılıyor. Oyun ön planda, Simeone'nin oyunu ön planda. Öbür tarafta da yıldızlar var. Benim tercihim sanki Simeone, evet Real Madrid çok güçlü oyunculara sahip ama bu tip maçlara hazırlığını, rakibi de düşünerek yapan çok değerli bir teknik adam var. Bana sanki bu sefer Atletico Madrid yarım adım öndeymiş gibi geliyor. Hocam takım oyununu çok daha oyun, şey yaptığı için. Oyun biraz daha öndeymiş gibi geliyor bana. Biraz da şundan, Madrid'in yıldızları hiç azalmıyor. Yani Lece Varşova maçının dönüşünü seyrettim. Real Madrid sanki bu sezon performansı çok dalgalanacakmış gibi geliyor bana. Çok dalgalanacakmış gibi. O dalga aşağıdayken yakalarsa şey, Atletico Madrid oyunla perişan edebilir. Simeone aslında Real Madrid ve Barcelona'ya karşı en iyi oyunlarını, yani daha doğrusu onlara karşı koyabilen bir teknik adamdı ve bu oyunu uzun bir süredir yansıttı. Sanki ufak ufak onun da büyüsü
minik minik sönüyormuş gibi geliyor ama bana da. Benim nacizane yorumum da budur. Ekonomik gücü yetmiyor abi. Kesinlikle öyle ama bir yandan da artık Simeone'nin de oyun tarzına sanki biraz alıştı büyük takımlarda. Süre bitti. Ben kazandım bu sefer çünkü en son sözü okay abi. Peki devam edelim. İngiltere Futbol Federasyonu'nda ilk defa bir uygulamaya geçildi. O da şu. Biliyorsunuz ki İngiltere İskoçya ile oynadı. 3-0 kazandı. Daha sonrasında 3 gün ardından İspanya ile özel bir maç oynadılar. Ve bu özel maç da yine bizim ekranlarımızdaydı, yayınlandı. Bu karşılaşmada önce Rooney'nin bir düğünde alkollü fotoğrafları yansıdı. Ancak daha sonra ortaya çıktı ki İngiltere milli takım kadrosundan, yani daha hala milliyken bu oyuncular, 10 kadar futbolcu da eğlenmeye çıkmış. Güzel bir gece geçirmişler sabahın ilk ışıklarına kadar. Tabiri caizse takılmışlar ve de İngiltere Futbol Federasyonu bunların üzerine kardeşim siz bundan sonra milli takım kampındayken, milli takım forması altındayken gece dışarı çıkamazsınız dedi. Hocam sizle başlayayım, doğru mudur bu uygulama? Ya, İngiliz soğukkanlılığına yakışmıyor. Çok erken reaksiyon vermiş Futbol Federasyonu, FA. Jürgen Klopp'un açıklamalarını dinledim bugün TV Spor'da, birçok defa haberlerde geçti. Jürgen Klopp'un bahsettiği futbolcu Franz Beckenbauer. kesinlikle o. Çünkü işte telleri, duvarları tırmalayarak açıp sevgilisine koştuğu 74 Dünya Kupası'ndaki işte o meşhur hikayeden bahsediyor. Jürgen Klopp'un açıklamalarına %100 katılıyorum. Bir kere çok amatörce ve çok reaksiyoner verilmiş bir karar, hemen deklare edilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Yasaklarla bunu çözemezsiniz. Yasaklarla olmaz. Yasaklar daha da cezbedici hale getirir. İngiltere Futbol Federasyonu kendi futbolcularına güvenmediğinin altını çizmiş bana göre. O yüzden reaksiyoner oldu. Çok çabuk reaksiyon verdiğini düşündüm. Daha sakin olmalı. Futbolcunun karşısında koskoca FA bu kadar erken, bu kadar fevri, bu kadar katı bir tutum içinde olmak yerine çocuklar ne oluyor burada bir anlatın bakalım diyebilirdi. Jürgen Klopp öyle söylemiş. Daha olgun, daha sakin ve aklı başında buldum Jürgen Klopp'u. Bir de şöyle bir parantez içinde belirtelim. Southgate'den de izinli takım. Yani milli takım kampındalar ama hani izinleri var. Kerem araya gireceğim. İzin buyurun. Gününde futbolcunun ne yaptığına karışmak ne FA'nin haddine, ne futbolcunun babasının haddine, ne de antrenörün haddine. Onlar yetişkin insanlar. Yani hep her zaman söylediğimiz bir şey var. Futbolculara çocuk gibi azarladığınız futbolculardan adam gibi top oynamasını bekliyorsunuz. Ya adam gibi, eğer adam gibi top oynamasını bekliyorsanız çocuk gibi azarlamayın. Eğer çocuk gibi azarlıyorsanız da adam gibi top oynamalarını, adam gibi davranmalarını beklemeyin. Çok güzel söyledin. Bir de devir çok değişti abi. Yani şimdi İngiltere Futbol Federasyonu işte bizim bir kurumsal kimliğimiz var. Onlar bizim armamızı temsil ediyor falan filan gibi bir takım nasıl derler? Değerli olduğunu inkar etmediğim ama artık geçerliliği gittikçe daha azalmış ve açıkçası oyunculara ciddi anlamda güvensizlik belirten bir demeç vermemeliydi. Şimdi tarihin en profesyonel oyuncuların dönemini yaşıyoruz. Şu anki oyuncular kazandıkları parayla, yaşadıkları şöhretle, iletişimin dünyada geldiği noktada hayatlarının sadece 2 sene futbol oynayıp hayatlarının geri kalanını eğlenerek geçirebilir ama tam tersine büyük çoğunluğu, hepsi değil ama büyük çoğunluğu tarihin gördüğü en profesyonel hayatları yaşıyorlar. Kendilerine çok iyi bakıyorlar, kendilerini çok iyi hazırlıyorlar, çok da iyi davranıyorlar. O yüzden onların özgür alanına müdahale etmeye kalkacak veya belli disiplinlerle onları belli profesyonel çizgine getirmek hem beyhude hem geri tepen, yani verdiği verimden çok daha büyük verimsizlik sağlayan son derece gereksiz bir hareket. İngiltere Futbol Federasyonu bunu bir şekilde uygun bir dille bizim çok kabul etmediğimiz, tasvip etmediğimiz bir tavır diye niteleyip ama oyuncularımıza her zaman güveniyoruz deyip hani hem uyarısını yapıp bunu kendi federasyonunun kurallarının içinde kabul etmediğini söyleyip ama sorumluluğu oyunculara yıkıp ceza vermeden de bu işten çok daha güzel sıyrılabilirdi. Yani klasik sopa göstermesi olmamış bence. Evet. Peki devam edelim. Yine İngiltere demişken büyük bir İngiliz yıldız Steven Gerrard artık Los Angeles Galaxy'deki kariyerini noktalama kararı aldı. Futbola devam edecek mi, etmeyecek mi? Yoksa menajer mi olacak, birine yardımcı mı olacak derken şu anda bir iddia var ve İngiltere ikinci lig olarak tabir edebileceğimiz, yani onların bizim üçüncü ligimize denk gelen bir takımda MK Dons'ta menajerliğe soyunulacağı konuşuluyor. Yani Liverpool'un efsanesi Steven Gerrard menajerlik koltuğunda üçüncü ligde eğer giderse neler yapar hocam?
her şeyin en iyisini yapmasını çok çok isterim. Çünkü benim çok saygı duyduğum, çok beğendiğim bir futbolcu Steven Gerrard. Ama ben şöyle hayal ederdim veya hayal etmeye çalışırdım. Yani birisi bana yetki verse ve Steven Gerrard'ın bundan sonra kariyerini sen planlayacaksın diye görev verse benim fikrim şu olurdu. Ben Jürgen Klopp'u ikna ederdim önce bir. Bu gelsin. Bu bizim efsane, bu bizim kaptan. Gelsin seninle beraber. Hem seni tanımasını istiyoruz hem de senin oynattığın oyunu tanımasını istiyoruz. Çünkü neden? Çok özel bir birleşme var burada. 70'lerin Liverpool'uyla 2010'ların Alman futbol kültürünün birleşimidir Jürgen Klopp. Direkt oyun konusunda. O oyunu en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi de Steven Gerrard'tır. Yani kulüp kültürüne de hakim olması sebebiyle. Ben bu oyunu kusursuza yakın planlayan adamla bundan sonraki dönemlerinde fenomen oyunu olmaya devam edecek oyunu bir süre tanıdıktan sonra antrenörlüğe başlamasını daha doğru bulurdum. Bence çok büyük risk oradan başlaması. Bir oyuncunun oyun karakteri, teknik direktörlük karakteri için her zaman çok iyi sinyaller vermeyebiliyor. Yani futbol sahasında işte sürekli kemik kıran bir karakterde olup mesela Clarence Seedorf ya da Davis gibi daha sonra oyun saha dışına çıktıktan sonra çok daha olgun, çok daha geniş bakabilen oyuncular olabilir ama ben mesela eğer sadece oradan tüyü alacaksak değerlendirmek açısından Steven Gerrard'ın pek iyi bir teknik direktör olabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Yani gerek o fevriliği, gerek o ateşliliği. Çünkü teknik direktör daha ölçülü ve daha hesaplı olmak zorunda. Yani o duygularıyla oynamak oyuncuya şey olur. Oyuncu için iyidir ama teknik direktör. Ama mesela bunun ters yönü de Simeone'de de var mesela. Yani oyunculuk kariyerinden çok çok daha farklı. Hiç benzemiyor. Evet, işte. Ama Simeone tam bir çılgındı. Tabii işte şu anda ama çok dünyanın en değerli teknik adamlarından biri. Bu yüzden çok iyi mesajlar almayabiliriz ama oyun karakterinden farklı bir teknik direktör profili çizmesi gerektiğine inanıyorum. Ama ben de Klopp çok iyi bir örnek ama sadece Klopp değil bir süre en azından beraber yetişebileceği bir takımda olmasının çok daha iyi fikir olduğunu. Tabii Liverpool hem kendi açısından, kendi kariyeri açısından hem Klopp'la birlikte çalışma açısından çok da iyi bir senaryo olurdu ama bu yolu tercih etmiş. Bakalım belki de yine Liverpool'un yolunda tutabilir. Tabii ki her şey futbol dünyasında son ana kadar belli olmuyor. Ufak ufak basketbola geçelim. Obradovic 3 yıl daha prensip anlaşmasına varıldı. Büyük ihtimalle uzatacak. Nasıl bir gelecek bekliyor Obradovic'i Türkiye'de? Bir yandan da milli takım iddiaları var. Ne dersin, böyle bir şey olur mu olmaz mı Kaan Kural? Ya şöyle resmi olarak açıklandı zaten 3 yıl daha kalacağı. Bu bir kere yani Türkiye'deki Fenerbahçe değil bütün taraftarların çok çok sevinçle kutlaması gereken bir olay. Çünkü Avrupa'nın bir numaralı koçunun 1-3 yıl daha burada kalması. Bu Fenerbahçe'ye getireceği katkının kadar olmasa da çok ciddi bir şekilde Türk basketboluna çok ciddi bir katkı demek. Yani onun rakibi olmak bile sizin oyununuzu yükseltir. Kesinlikle. Bu tartışılmaz. Bu cebimize koyalım. Yani Fenerbahçe'ye bütün basketbol severler, spor severler bir teşekkür etmeli Obradovic'e de. Burada. Fakat önümüzdeki dönem Obradovic için biraz daha zor olacak şu ana kadarki dönemden. Çünkü Fenerbahçe'nin tarihinde gördüğü en büyük başarıları yakaladı. Fakat biz maalesef ne camia olarak ne ülke olarak hiçbir zaman tatmin olmayıp her zaman çıtayı çok hayalperest çizgilere koymak zorundayız. Şimdi bu sene Avrupa'nın en iyi takımını kursa ve en iyi oyununu oynasa bile şampiyon olamazsa Obradovic bir hafif böyle bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü geçen sene bir rebound'a kadar gidiyor. Fakat şampiyon olmak dediğiniz şey, en üst düzey hedef dediğiniz şey o kadar kolay bir şey değil. Dünyanın en iyi takımına, dünyanın en iyi antrenörüne sahip olsanız da spor şansı denen şey var, o an denk gelme, maç şansı denen şey var. Envai çeşit faktör işin içine giriyor ve hani bir maçı kazanmıyorsunuz. Bütün rakipleri alt etmiş olmanız gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. Hiç kimse için kolay değil. Ha, Obradovic'in kariyeri başarı hikayeleriyle dolu. Buraya geldiği günden beri de başarı hikayelerini yarattı. Ama bundan sonra onun hareket alanı çok daha daralıyor. Bir. İkincisi, hani şu anda doların gittiği noktaya bakarsak, Türkiye'deki gelecek yıllardaki kurulacak takımların rakiplerine olanla aynı ölçekte rekabetçi olamama riski de var.
aynı şekilde. Yani mesela bu sene 1 milyon dolar verdiğiniz oyuncuya seneye de 1 milyon dolar vermek isterseniz bu sefer daha büyük maliyet oluşacak iç piyasa açısından. Bu sezon başında çünkü mesela atıyorum Yudoh'la yapılan 1 milyon dolarlık kontrat 2.8 milyon liraya gelirken şu anda 3.4 milyon liraya geliyor. Evet. Yani %20'lik falan bir artıştan bahsediyoruz. Bu yüzden işi çok biraz daha zor olacak diyelim ama başarı geleneğini oturtmak ve yapıya göre, takıma göre, seneye göre kendini yenileyebilmek, yeni bir vizyon, sürekli kazanan bir vizyon, yeni bir vizyon, ilerici bir vizyon, sürekli en üst düzey hedeflerin bir parçası olan bir vizyonu katması açısından da başta Fenerbahçe ama sonra da Türk basketboluna kesinlikle çok hayırlı olsun. Çok sevinirici bir haber. Milli takım konusuyla da ilgili şey yapıp söyleyeyim. Milli takım konusu biraz daha karışık. Çünkü biliyorsun en son milli takım değişikliğindeki Ergin Ataman en büyük rakibi konumunda. Hem milli takım hem kulüp takım bir arada çalıştırmak istenmiyor diye hani bu ayrım olmuştu. Çünkü milli Aziz takım Yıldırım olarak, özellikle bu konuda aynen, bayağı bir muhalefet etmiş. Bayağı muhalefet etmiş. Şimdi federasyon başkanı da değişti. Hidayet geldi. Bu politikadan vazgeçtiğini söyleyebilir ve olabilir. Bence milli takım için de çok iyi olur. Ama bu bambaşka tartışmalara yol açacak. Ya işte Ergin Ataman bu yüzden gitti, hani böyle bir prensip vardı denecek. Gene bir takım suni ve işin sportif olmayan tartışmalarına çekilmesini hiç istemiyorum ama bu da gündeme gelecek muhtemelen. Hocam size de şunu soracağım. Obradovic bir ara Fenerbahçe geçtiğimiz dönemlerde de kötü giderken veya teknik direktör değişikliğine gitmeye çalışırken Obradovic takımın başına geçse mi diye sürekli konuşuluyordu. Sizce evet, böyle bir şey olsa ne olurdu? Öyle bir şey olsa ne olurdu onu hayal etmek çok çok zor. Ama Kaan Kural'a katılıyorum. Fenerbahçe çıtayı çok yükseltti kulüp olarak. Doğal olarak Obradovic'in de çıtası çok yüksek ama Efes Pilsen'le Aydın Öz o da çıtayı bir yere koyduktan sonra devam etti ve sonra gerçek hedefe ulaştı Koraj Kupası'nı alarak. Fenerbahçe bu konuda soğukkanlı olacaktır. Yani çünkü basketboldaki fikirleri Fenerbahçe kulübünün futboldaki fikirlerinden ve vizyonundan çok daha ötede. O yüzden ben ayakta alkışlıyorum Fenerbahçe'nin bu kararını. Obradovic kaldığı için ona da teşekkür ediyorum. Türk basketboluna katkıları en az Fenerbahçe'ye kattıkları kadar da değerli. O rekabeti beslemesi açısından da, yani teknik adam rekabetlerini beslemesi açısından da çok çok önemli. Milli takım konusunda da şöyle düşünüyorum. Eğer bizim milli takımımıza bir uluslararası koç aranıyorsa o kişi Obradovic ve ligi bilsin, bizim oyuncularımızı bilsin istiyorsa bir numaralı kişi de o. Az Yıldırım da burada makul davranır. Basketbol Federasyonu Galatasaray'da makul davranır. Bana göre şahane bir seçim olur milli takım açısından. Bence de. Peki devam edelim. Fenerbahçe ve Efes oynadı dün. Euroleague'de yine bir Türk gecesi vardı. Euroleague'de bol bol oluyor abi artık. Ya, yeni bir durum değil. Birazdan ona da geleceğim Kaan abi. Ama öncelikle az önce mesela şunu dedin ya sen çıtayı yükseğe çıkarmak, yükseğe koymak bazı hedefleri. Fenerbahçe mesela üst üste maçlar kaybetmeye başladı. Hemen acaba ne oluyor deniyordu. İşte. Şimdi de Efes galibiyetiyle rahat bir nefes aldı diyebilir miyiz? Şöyle bir kere bu sezonun yani sezon başından beri daha statü açıklandığından beri aynı şeyi söyleyip duruyoruz. Bu sezon geçtiğimiz diğer sezonlara benzemiyor. 16 takım tek bir ligli mücadelesi yapıyor. 30 maç oynanan bir lig sezonu bu. Yani oraya fazla girme, biraz da onu soracağım çünkü. Tamam. Başka bir yere doğru git. Şey, bu yüzden Fenerbahçe'nin belli ya da herhangi başka bir kulübün bir dönem belli oranda tökezlemesi ya da bazı maçlardan mağlubiyeti kabullenmesi demeyeyim ama mağlubiyeti hesaplarının içinde düşünebiliyor olmasından daha doğal bir şey olamaz. Evet, Fenerbahçe kötü bir dönem geçirdi mi? Geçirdi. Çünkü işte 2 yıla yakın bir süredir 21 aydır Ülker Arena'da yenilmiyordu. 24 maç mı 25 maç mı ne çıkmıştı ve Unix Kazan'a yenildi. Şimdi herhangi bir takıma da değil. Unix Kazan gibi bir takıma yenilmesi Fenerbahçe'nin çok şaşkınlık uyandırır. Çünkü Fenerbahçe tek oyuncunun sırtında giden takımlara kolay kolay yenilmiyor. Obradovic de yenilmez. Ve genelde yani Prokuski'nin de tabii çok değerli katkısı olsa da Keith Langford'un sırtında giden bir takım Unix Kazan. Bu tip bir takıma yenilmesi biraz insanları şaşırttı. Fenerbahçe'nin hücumda son derece kısır, herhangi bir şey üretemeden 3 yıldır yani Obradovic döneminde hiç görülmemiş ölçüde kına sıkına oynuyor olması insanları şaşırttı. Ama bu doğal sürecin bir parçası. Yani çünkü hedefin senin Kasım ayının ortasında oynanan bir Unix Kazan maçı, Kasım ayının sonunda oynanan bir Barcelona karşılaşması değil. O yüzden
bu hesabı daha büyük yapıp endişelenecek bir şey varsa Fenerbahçe ile ilgili olarak Karşıyaka maçında mesela Yudoh'un 38 dakika oynuyor olması bence endişe verici olmalıydı. Yani Obradovic'in oraları bu sezonu daha geniş ve daha uzun düşünerek geçmesi gerekiyor ve bazı oyuncuların dakikalarını bu kadar yoğun 8 günde 4 maç yapıyorlar ya. Şimdi mesela derbiyi kazandık, ondan bahsedeceğim. Derbiden 2 gün önce de başka bir maç oynadı Fenerbahçe. Şimdi derbiyi kazandı. Bu derbiyi kazanması da Fenerbahçe için işlerin toz pembe olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle yerel rekabette ciddi bir psikolojik avantajı oldu ve buradan çok daha fazla kazandı. Çok da iyi basketbol oynamadı, onu söyleyelim. Anadolu Efes Fenerbahçe maçını izleyebildiniz mi hocam? Özetini izledim daha sonra. İyi bir maç oldu. Şunu soracağım size, diğer konumuza da alakalı olarak arkadaşlar o süreyi de ufak ufak başlatabilirsiniz. Bu sezon az önce Kaan abinin söylediği gibi inanılmaz bir tempoyla oynanıyor Euroleague'de maçlar. Çünkü 16 takım bir grubun içinde ve her hafta işte takımlar ardı ardı peşi sıra maçlar yapıyor. Sürekli konuşuluyor. Şu, öncelikle size bir spor adamı olarak şunu sorayım. Bu maç temposu takımların kaldırabileceği bir düzey mi? Bu birinci sorum. İkinci sorum da bu bir NBA'in Avrupa versiyonuna bir hazırlığı mı acaba ufak ufak? Çünkü bu çok konuşuluyordu. Yani o soru biraz sizin profesyonelinizin dışında kalıyor ama gerekirse Kaan abiye paslarız oradan evet. Hocam. Yani ilkiyle başlayacak olursak eğer takımlar ve oyuncular bunu kaldırabilir mi? Az önce Kaan Kural söyledi. Eğer özellikle Türkiye Ligi'nde zorluk seviyesi biraz daha düşük hesaplanmış olan maçlarda süreyi daha dağıtırsa mesela Yudoh'un 38 dakika değil de 8 dakika oynadığı bir maç olursa ligde bazı maçları böyle geçer veya kadroyu daha derin kullanabilirse oyuncular da Fenerbahçe tipi ekiplerde Darüşşafaka Doğuş gibi, Efes Pilsen gibi, Galatasaray gibi ekiplerde bu süreci daha kolay ve daha az yıpranarak geçebilirler. Bu mümkündür. O soruya cevabım evet. NBA tipi bir yapılanmaya doğru gider mi? Sanki bana da öyle geliyor. O kadar çok maç oynuyorlar ki. Yani gider gitmez onu bilmiyorum. Eskiden Fast Break diye bir dergi vardı. Tek başına birisi. O zaman öğreniyorduk acaba. Yani o fikirleri oradan öğrenmeye çalışıyorduk. İki yıl genel yayın yönetmenliğini yaptım. Fast Break deyince ben de bir anda Kaan abiyle göz göze geldik. O dönemi ben çok iyi hatırlıyorum. Nefis bir dergiydi. Her anlamda nefis bir dergiydi o dergi. O yüzden teşekkür de etmek isterim. Türk sporuna hizmettir ben. O. Harikaydı. İyi takip ettiğim dönemde o dönem. Yine öyle bir yayın olsaydı oradan kopya çekerek bir şeyler söyleyebilirdim ama neden olmasın, olabilir. Çünkü yerel rekabetler sanki basketbol için yeterli kalmayacak gibi. Şimdi Rusya Ligi'nde rekabet yok gibi sanki değil mi? Yok zaten. Yunanistan Ligi'nde var mı hocam? Götürüyor. Yunanistan Ligi'nde iki takım ikisi arasında oynuyor işte. Veya mesela geçen seneki Fenerbahçe'den bahsedecek olursak Türkiye Ligi'nde sanki rakibi yok gibiydi. Rakipsiz gibi veya diğerlerine göre daha sıkı rekabet var ama sanki böyle bir Avrupa'da bir NBA tipi bir oluşum daha böyle heyecanlı hale getirebilir. Daha Anam rekabet abi, yaratabilir. Bu yoğunlaşan maç temposu acaba NBA Avrupa'nın altyapısı gibi mi gözüküyor? Şöyle NBA Avrupa'nın altyapısı demek ne kadar doğru bilmiyorum ama NBA tipi bir yapılanmanın altyapısı olduğu kesin. Ve öyle olmak zorunda. Bu rekabetten daha öte, sportif rekabetten daha öte. Çünkü mesela İspanya Ligi'nde rekabet çok iyi. Bence Türkiye Ligi'nde de çok iyi. Yunanistan Ligi'nde hiç yok ayrı konu. İsrail'de hiç yok mesela. Rusya'da hiç yok. Ama İspanya ve Türkiye'de çok sağlıklı bir yerel rekabet var. Fakat konu sportif yerel rekabetten öte ekonomik rekabet. Ekonomik olarak bunu büyütebilmek için böyle bir lig kurmak zorundasın artık. Yani zaten Euroleague'in bütün o işte ilk tur, ikinci tur gruplarından çıkıp tek bir takvimde işte 30 maçlı yapmasının en büyük sebebi de tamamen ekonomik. Çünkü Avrupa basketbolu ciddi anlamda kan kaybediyor. Ekonomik anlamda konuşuyorum bunu. Futbol Avrupa'da popülaritesini korur ve yükseltirken, diğer sporlar yükselirken basketbol Almanya hariç bütün ülkelerde ekonomik anlamda kan kaybediyor. Ki lider ülkeler diye düşündüğümüz Yunanistan, İtalya, İspanya dahil buna. Türkiye'de iyi durumda çünkü Türkiye'de rekabet anlamında iyi durumdayız. Sponsor açısından besliyoruz ama mesela Türkiye'de de gelirler aslında giderlerin çok altında şu anda. Biz sadece sübvanse ediyoruz bir şekilde sponsorlarla vesaire. Bu yüzden Euroleague'de bunu gördüğü için esas nasıl konsolide eder gelirleri, nasıl gelirleri arttırır, nasıl büyük ve yerel rekabetin üzerinde bir organizasyonla tüm dünyaya da satabileceği veya tüm Avrupa geneline satabileceği bir organizasyon yapabilir. Ancak böyle yapabileceğini gördü. O yüzden bir başlangıç aşaması, bir sonraki, iki sonraki aşamada
bunun kapalı bir lig şeklinde, bir NBA Avrupa versiyonu şeklinde oynanması olarak geçecek ve bu takımlar belki çok kolay olmayacaktır, belki Panathinaikos'un, Fenerbahçe'nin, Barcelona'nın yerel liginden ayrılması. Ama gidişat o yönde. Ekonomik zorunluluklar bu takımları buraya itiyor yavaş yavaş. Çünkü başka türlü bu derece eğer rekabetçi olmak istiyorsan ancak böyle bir ekonomik yapının içinde olmalısın zorunluluğunu getiriyor şu anki Avrupa'daki ekonomik iklim. Real Madrid'in basketbolda NBA'ye katılma gibi bir durumu konuşuldu geçtiğimiz sezon mesela. O uzun süre çok konuşuldu. Avrupa, bir tane NBA'de Avrupa konferansı yapılsın. 5 ya da 6 tane takım oluşturulsun. İşte mesela Güneybatı konferansı gibi bir Avrupa konferansı olsun. Londra, çok Madrid vesaire olsun diye. Onun lojistik olarak çok kolay olmadığı ortaya çıktıktan ve NBA gelirlerini fersah fersah katlayıp ya hiç gerek yok dedikten sonra o iş kapandı. Ama bir NBA versiyonu, NBA Avrupa gibi bir ayrı bir oluşum olacak. Yani ikinci bir NBA gibi bir oluşum olmaya doğru gidiyorlar. Bakalım bu oluşum nereye kadar devam edecek ve bu sponsorlar da, ki şu anda Türkiye, Türk Hava Yolları Euroleague sponsor olarak Turkish Airlines tabii çok ciddi bir atılım yapmış durumda. Bu dolar endeksi de bizi bakalım nasıl etkileyecek, merakla bekliyoruz. NBA demişken hocam, LeBron James tabii ki hepimizin malumu. Aldığı süreler ve gösterdiği katkı anlamında da istikrar da ortada. Nasıl buluyorsunuz LeBron James, sizce tarihin en istikrarlı oyuncusu mudur? Vallahi ben hayranıyım. Gerçekten öyle midir bilemiyorum. Çünkü hocam size küçük bir rakam büyük ön yargılarla baktığım bir oyuncuydu. Size bir ipucu vereyim mi? He. Şöyle ilginç bir şimdi LeBron'un kariyerini falan anlatmaya gerek yok. Zaten sizdeki direkt basketbol işiniz olmasa tüm dünya biliyor yani. Hani reklamlarından başarılarına kadar. Şu anda NBA'de kontratlı 448 oyuncu var. Evet. 30 takımın 28'inde 15 oyuncu, 2 tanesinde 14 oyuncu var. Bu 448 oyuncu arasında tüm NBA kariyeri boyunca en fazla dakika sahada kalmış kaçıncı oyuncu biliyor musunuz LeBron? Bilemiyorum. Dördüncü oyuncu. Dördüncü. Yani 448 oyuncu arasında en fazla kilometre yapmış oyuncu. Evet, evet. Buna rağmen hani onun önündekiler de Vince Carter, Paul Pierce, Dirk Nowitzki, öyle söyleyeyim. Bir de pardon 5. Jason Terry de var ama onu hani çok üstüne olmuş. Hani aslında kariyerinin son baharına gelmiş olması gereken şu anda hala neredeyse triple double ortalaması ile oynuyor. Evet. Bu inanılmaz bir istikrar göstergesi. Tek başına bu bile aslında gösteriyor. Tabii ben LeBron James'e biraz ön yargılı baktım. Yani insan eski aşklarından veya eski alışkanlıklarından kolay vazgeçemiyor. Benim basketbolu en iyi takip ettiğim dönemler işte gece yarıları kalkıp işte Utah Jazz, Chicago Bulls, o Karl Malone, Jordan rekabetini seyrettiğimiz dönemler. Yani ben şeyden dolayı, Karl Malone'dan dolayı Jordan'ı bile çok zor kabullenmiş birisi olarak, o dönem Utah Jazz'in tarafında olmuş birisi olarak Jordan'la aşkımızı büyüttükten sonra, yani bana göre tüm zamanların, tüm spor dalları dahil dünyanın gelmiş geçmiş bir numaralı sporcusudur Jordan. Ben o noktaya geldim. Yani Jordan beni oraya getirdi. Benim gibi muhafazakar bir adam bile. Yeterince izlerse herkesi getirdi hocam. Yeterince izleyen herkesi getirdi. Beni oraya getirdi. Biraz da fast break getirdi. Onlar. Orada benim katkı olacağız. Evet. Oradaki istatistiklerden. Kaan abi işlemiş o dönem. O yüzden LeBron ben James'e biraz abi, adam oynuyor. Geç kabul ettim ama. Yani yeni Jordan diye lanse edilmesi sizi sinirlendirdi mi hocam? Evet, hem sinirlendirdi hem ben öyle kolay vazgeçmem yani. Ben benim için Maradona'dır, Jordan'dır. Öyle yerlerine kimse geçemez ama LeBron James inanılmaz bir şeyler başarıyor. İnanılmaz şeyler yapıyor. İzlemekten, izlerken korkunç heyecan ve ilham veren bir sporcu. Herhalde 10 yıl sonra şu tartışma olacak. O mu bu mu tartışması olacak gibi geliyor bana. Yani Jordan mu, James mi? Tabii bizim tarafımız belli, biz hep Jordan diyeceğiz ama o noktaya doğru gidiyor. Yeni nesli nasıl anlatacaksın onu hocam? Valla benim çocuklarım James diyorlar yani. Ya şöyle, bence bu verdiğim, yani LeBron'un kariyerinde başardığı onlarca büyük başarıdan, 6 senedir üst üste final oynuyor ya, 6 senedir üst üste final oynuyor. Onlarca büyük başarıdan daha önemli olan bu söylediğim. Yani bu kadar uzun süredir oynayıp bu kadar hala üst seviyede kalabilmek, başlı başına bir sportif mucize. Hani fiziksel bir atlet olarak, değil mi? Atlet aynen, olarak atletizm, atletizm bir hani genetik mucize aynı zamanda. Bir anatomik mucize. Kesinlikle. Yılda 1,5 milyon dolar harcıyormuş fiziksel korumak için. İşte özel bu kriyo şeylerle donmuş vücudunu dinlendirmek için. Şu çok önemli yalnız.
LeBron çok büyük bir genetik mirasa sahip. Fizik gücü, patlayıcılığı, şu bu. Kariyerinin ilk 10 yılında falan bunun üzerinden olağanüstü şeyler başardı. Yalnız son 2-3 senede, özellikle bu sene seyrediyorum. Hocam, çok kaliteli bir etken şimdi iyice demlenip öyle güzel bir yemeğe dönüştü ki şu anda nasıl evet. yönetiyor takımı, nasıl olan bitene hakim, yani bambaşka zihinsel bir seviyeye çıktı. Çok çok acayip bir oyuncu oldu yani. Bunu da başka bir zamana saklayalım o zaman. Süremiz burada sona erdi. Önder Hocam teşekkürler. Kaan Kural teşekkürler. Biz oldukça eğlendik değerli izleyenler. Dileriz siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir başka ters köşede görüşmek üzere. İyi akşamlar.